Günün röportajı programından herkese merhaba. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımızın yeni transferi Yanma Dar bizlerle birlikte olacak bu programımızda. Tabii ki tercümede her zamanki gibi Defne Patır bizlere yardımcı olacak. Hemen hızlı bir giriş yapayım. Öncelikle hoş geldin demek istiyorum. Ailemize, Fenerbahçe ailesine hoş geldin demek istiyorum. Hemen ilk duygularını öğrenmek istiyorum. Welcome to the Fenerbahçe family. We'd like to hear your first thoughts of being here, your emotions. Really excited to come and join this amazing organization. First day in Istanbul and I love it. Çok heyecanlıyım böyle bir organizasyona katıldığım için. İstanbul'daki ilk günüm ve şu an çok sevdim. Harika, hoş geldin. Hemen biraz transfer sürecini dinlemek istiyorum. Çünkü kendisini başka takımlar da istiyordu. Gerçekten çok yükselen bir değer. Koçumuz Dimitri Itoudis ile konuştu mu? Transfer sürecinde buraya gelmeye nasıl karar verdi? Biraz o süreci kendisinden dinlemek istiyorum. We know that a lot of teams were after you during this period and during this time we'd like to know why you decided on coming to Fenerbahçe and did you have a conversation with our coach Dimitris in the meantime? Yeah, for sure. Me and coach talked a lot in that period of time. And it felt like a great opportunity for me to come to and make a step up. This is, like I said, an amazing organization, a big team, high-level team that that set very high goals at the beginning of the year, and it's something I want to be a part of. I know the fans over here help the team tremendously, and I want to be a part of it. Çok fazla konuştuk o süreçte ve gerçekten önemli bir fırsat olduğunu düşündüm benim için ve bir adım ileriye gidebilmek için de güzel bir fırsat olacaktı. İnanılmaz bir organizasyon var. Çok yüksek hedefler olan bir takım Fenerbahçe ve taraftarın da ne kadar başarıda desteği olduğunu gördüğüm için bunun parçası olmak istedim. Kesinlikle. Tabii ki Fenerbahçe ile ilerisini soracağım ama biraz geçen sezonu kendisine sormak istiyorum. Geçen sezon onun için nasıl geçti? Mesela Partizan'la Adriyatik Ligi'ni kazandılar. Euroleague'de Real Madrid'e 2-0 üstünlük sağlayıp sonra onların geri dönüşünü izledik maalesef. Devamını getiremediler. Maalesef engel olamadılar. Madar için geçtiğimiz sezon nasıl geçti? Onu öğrenmek istiyorum. We'd like to hear how last season was for you. It was a really exciting season. You won the Adriatic League and then in the Euroleague, you were going great. You were 2-0, but then the Real Madrid series, it didn't end that way. How was the last season for you? We really enjoyed that year as a team. We had a great group of guys, and we really came together to come and fight to every game. It was very big for us, you know, going after the run that we had in Euroleague. After these tough losses to Madrid in the series, and from this point, how we were able to step up and come again as a group to be able to get this championship, we knew exactly how much it was important for our fans, for us as a team, and you know for the whole organization to get this championship after a long time. So I'm really happy for whatever we achieved. I'm really happy for the group of guys that we had because I think that we deserve to get something, to get some reward after all the hard work that we put. So to sum up everything, I'm really happy for those two seasons actually that I had in Belgrade. It was a great opportunity for me. I'm happy I was able to take that decision and to come and for this kind of to be able to practice and to play for this kind of coach. Who really changed my life and took me to another level, and I'm really grateful for him. İnanılmaz keyif aldığımız bir sezondu. Takım olarak hep savaşarak çıktık zaten sahaya her maç için. Euroleague'de tabii kötü bir kayıp oldu bizim için. O yüzden tekrar bir araya gelip gruplaşıp Adriatic Lig'deki şampiyonluk için çalışmamız gerekiyordu. Bu çok önemliydi. Hem organizasyon için hem taraftar için çok önemli bir galibiyetti ve çok uzun bir aradan sonra da bunu başarmış olduk. Çok güzel bir grup insanla birlikte ve çok çalıştık bunun için, o yüzden hak ettiğimizi de düşünüyorum. Partizan'daki iki sezonda benim için gerçekten çok önemliydi. Çok mutluyum. Belgrad'da çok güzel zamanlar geçirdim. Ve
öyle bir antrenörle, Obradovic gibi bir antrenörle çalışmak gerçekten bir oyuncu olarak bana seviye atlatmış oldu. Ondan da çok şanslıyım. Kesinlikle öyle. Aslında Final Four'un da kıyısından döndüler. Ufak bir aslında bence, bilmiyorum kendisi ne düşünür, Fenerbahçe'deki hedeflerine gelmeden önce soracağım. Sanki o Real Madrid'de olan gerginlikten sonra onların geri dönüşünü izledik. O olmasaydı Final Four görebilir miydi, kendisi ne düşünür o konuda? Do you think if those things like that didn't happen with Madrid during the playoff series, all the intense, you know, the fights and everything, you guys maybe would have a chance to continue? Mm-hmm. You think that broke maybe something there and made Madrid even more aggressive maybe? I believe that we had a great run, you know, I believe that we played great basketball. Chemistry was there, so we didn't win two games in Madrid for no reason. We played good basketball, we followed game plan. And we played on the right way to win those games. Mm-hmm. I believe that for sure the suspension and everything that happened took it a little bit away from us, and they were able to lift their game and come up, you know, at the end winning that series. For sure it was tough for us. For sure we think that we were able to go further, but it is what it is, and that's what happened. And we gotta learn, you know, for from those kind of things not to happen in the future. Çok güzel bir seriydi. Takımın inanılmaz bir kimyası vardı ve basketbol çok iyi oynadık. Maç planına da uyduk. Ama olanlardan dolayı tabii ki biraz geri gitmiş olduk ve Madrid daha toparlanarak geri geldi ve seriyi onlar almış oldular. Biz çok daha ileri gidebileceğimizi düşünmüştük. O yüzden o seriden çok fazla ders alıp ileride nelerin yapılması veya yapılmaması gerektiğini kesinlikle öğrendik. Kesinlikle öyle. Şimdi biliyoruz ki şimdi geçtiğimiz sezon çok çok önemli bir ödül aldı. Euroleague'in yükselen yıldızı ödülü hani alarak Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu. Biliyorsun yani böyle bir yakın tarihe gidersek bu şekilde transfer olan Bogdan Bogdanović vardı. O da Partizan'dan geldi bize. Şimdi o da sonra burada bu takımda 3 yıl sonra Euroleague kupasını kaldırdı. Onun hedefi de tabii ki Euroleague kupasını kazanmaktır Fenerbahçe Beko'yla. Onu da dinlemek istiyorum. Buraya geldi. Hedefleri neler? Neler yapmak istiyor? Neler başarmak istiyor bu takımda? There's an interesting story like with history repeating itself. You know, Bogdan Bogdanović also came from Partizan and he was a rising star when he first came to us. And now you're coming from Partizan and you're the rising star. And after he came, after the 3 seasons, we became the EuroLeague championship, which he had a really big, you know, hand in, role in. Mm-hmm. So what are your aims for Fenerbahce? It's amazing, you know, to be named on the side of this kind of player and this kind of man. I had an opportunity to meet and talk to him, so I'm glad also for that. And I really hope that we're going to be able to take it to the next level. I'm going to join a great group of guys that already built a lot of things, and I'll just try to come and add whatever I can to help this team win as much as we can and be able to compete in any championship. Çok inanılmaz bir şey tabii ki Bogdan Bogdanović gibi bir oyuncuyla aynı ödüle layık görmek. Onunla tanışma fırsatım da oldu. Çok büyük bir şanstı benim için. Amacım bir takımla birlikte bir üst seviyeye çıkabilmek. Çok güzel inşa edilmiş bir şeyler var bu şu anda mevcut oyuncularla. Çok güzel bir grup oyuncular da var. Ben elimden geleni yapıp nasıl katkıda bulunabilirsem onları yapmak istiyorum. Kesinlikle. Şimdi milli takım kariyerini soracağım ama oyuncuları da sormuşken mesela Scottie Wilbekin, Tyler Dorsey ile de birlikte oynayacak. Çünkü onlarla Maccabi Tel Aviv'de rakip olmuşlardı. Onlarla aynı takımda oynamak, onlarla buluşmak nasıl bir his ki keza diğer tecrübeli oyuncumuzla? And from the past when you were in Israel, you were rivals with Wilbekin and Dorsey. Now you're going to be teammates. What kind of an experience is that going to be for you? It's amazing. I think it just showed, you know, the way I took and they play in Maccabi, they play EuroLeague, and now I'm really grateful for the opportunity that I will be able to have the opportunity to play with them. Two great players that did a lot in their careers, and I'm really happy that we have this kind of guys on the team, really talented guys. You know, chemistry will be key for us moving forward. But like I said, they did already great things together, and I'll just try to come and add whatever I can to help this team win. Maccabi ve Euroleague'de olan
iki oyuncu. Çok minnettarım onlarla birlikte aynı takımda olmak. İki inanılmaz oyuncu, çok inanılmaz şeyler yaptılar. Çok mutluyum. Takımda zaten çok fazla yetenekli oyuncular var. En önemli şey de kimya. Zaten şu ana kadar inşa edilmiş müthiş bir kimya var. Umarım ben de buna katkıda bulunabilirim. Umarım. Şimdi şöyle bir kariyerine bakıyorum. Şimdi genç yaşına rağmen gerçekten tecrübeli bir oyuncu diyebiliriz. Hopel Tel Aviv'de harika bir yıl geçirdi. 2019 yazında 20 yaş altı şampiyonasında adından çokça söz ettirdi. İsrail'le Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Hopel yıllarını ve İsrail genç milli takımlarıyla olan tecrübelerini de dinlemek istiyorum. Orayı da bizlerle paylaşabilirse orada nasıl bir atmosfer vardı? Although you're a young player, you have a lot of experience in a lot of, especially in the national team, besides your normal league teams. Can you tell us about the under 20 national team, how you were there, and Israel also became European championship, and your years in Hapoel Tel Aviv? It was special. It was special for us as a country to play in front of our people. In Israel, it's something big, being able to bring this championship and win the gold medal in Israel. For sure, it put us on a map. It helps everybody on the team. It helps me to take my game to the next level. This team was special. This team that we built over there. And like I say, right now, I'm gonna come back to Israel. We're gonna have another window with the national team with a very important opportunity for us to go for another qualification for the Olympics. And that's something that Israel was never played at. So like I said, we'll try to prepare the best way. We'll try to do whatever we can to come and win everything and to be able to be in a great position. Çok özel zamanlarda ülkemiz olarak ve kendi vatandaşlarımızın önünde altın madalya alabilmek aslında hepimizin adına da ülkenin de adını haritaya yazmış oldu bu anlamda. Ve hepimizi bir üst seviyeye taşıdı oyuncular olarak. Çok özel bir takımdı. Şimdi yine İsrail'e gideceğim bu FIBA window olduğunda, pencere olduğunda bu sefer de olimpiyatlara kalifiye olabilmek için. Çünkü şu ana kadar hiç olmadı. Biz de takım olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız bunun için. Kesinlikle. Şimdi artık Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda taraftarımızın önüne çıkacak. Rakip olarak çıktığında neler hissetmişti? Onları biraz değerlendirmesini isteyeceğim. And now you're going to be in front of the fans, in front of Ülker Arena. You were here in front of the fans, but as a rival, what were your feelings as a rival when you were playing in our gym? Mm-hmm. It's known in it's something known in Europe that it's very difficult to come to Istanbul to play against Fenerbahce and come up with a win. We were actually able to have it last season when we came here, but it was very difficult. We were down for a lot of part, and being able to play against those fans is difficult, but right now I'm in the opposite direction, mm-hmm. and we're gonna play for those fans, and it's something very exciting. I heard stories, I saw videos, and I'm just waiting to get on court. Mm-hmm. Bütün Avrupa biliyor Fenerbahçe'yi kendi evinde oynamanın ne kadar zor bir şey olduğunu ve onları yenmenin. Geçen sene kazandık ama çok zor bir şekilde kazandık, hiç kolay değildi. Şimdi çok heyecanlıyım çünkü artık ben bu taraftayım. Bu taraftarlarla birlikte sahaya çıkacağız. Kesinlikle öyle. Hiçbir şekilde desteğini esirgemeyecektir taraftarlarımız da zaten. Şimdi geçtiğimiz yılda iki kez rakip oldu. Tabii ki daha önceden Fenerbahçe Beko'yu izliyordu, biliyordu, tanıyordu. Ama şimdi geldi burada artık ailemizin bir üyesi. Gelmeden önce Fenerbahçe Beko ile ilgili neler biliyordu, neler düşünüyordu? Buraya geldikten sonra neler değişti? Gerçi daha çok yeni. Hani bizim içimizi daha kimyamızı çok algılayabildiğini düşünmüyorum ama buraya gelmeden önce Fenerbahçe Beko ile alakalı düşünceleri neydi? Although you're very new here and you don't have time to see how we are and our chemistry and everything, but what did you know about Fenerbahçe Beko before you came, and what are your first impressions about it right now? I was watching European basketball when I grew up. For sure, EuroLeague is something that you look up to. You want to play on the highest level, and Fenerbahçe was there. I remember the series against Tel Aviv, and how everything ended over there. So this is a big time club, and it's great to be over here.
Avrupa basketbolunu hep izliyordum büyürken ve Euroleague'de olmanın ne kadar büyük bir en üst seviye zaten biliyorum. Maccabi serisini de zaten izlemiştim. O yüzden burada olabilmek çok güzel bir şey. Harika, çok sevindim. Şimdi biz kendisini çok enerjik ve çok agresif bir oyuncu olarak izliyoruz ama kendisi basketbolunu, kendi oyununu nasıl tanımlar? Yani Yam'a göre nasıl bir oyuncu kendisi? As fans, when we watch you on the court, you seem very energetic and aggressive on the court. But how would you explain yourself as a player? What kind of a player do you think you are on the court? I'm trying to, like you said, to bring this energy. At the end, I'm a young player trying to win, trying to help my team fight and come to a game, come to every game to win it. We're gonna have very difficult challenges, but very exciting ones. Everybody knows what we're aiming for and what we want to achieve this season. And it's not gonna be easy, but we will be there to try and come in best shape for every game, trying to come and fight. We know our fans gonna come and support, and we will try to give them everything we got to be able to win as many games as we can. Genelde enerji getirmeye çalışırım. Genç oyuncu olarak takıma elimden gelen desteği vermeye çalışırım. Her maçta savaşırım. Kazanmak çünkü için çıkıyoruz her sahaya. Tabii ki zorluklar olacak. Ama hedefimiz belli. Kolay değil tabii ki o hedefe ulaşmak ama hep formda olup ve taraftarın bize vereceği desteğine de inanıyorum. O şekilde en iyi galibiyetleri almaya çalışacağız. Kesinlikle. Zaten taraftarımızın da her branşta oyunculardan beklediği o. Evet, tabii ki mağlubiyetler, yenilgiler olacak ama savaşan oyuncuları her zaman bağrına basmıştır Fenerbahçe taraftarı. O yüzden bence hiç zorluk çekmeyecek. İdollerini de merak ediyorum. Basketboldaki idolleri kimler, kimleri kendine örnek alıyor ya da kimleri kendi oyununa yakın hissediyor, onları da öğrenmek istiyorum. And who are your idols in basketball? Who do you feel close to or maybe take as an example? I don't have really an idol that that I look up to as a player. I have my family. I have my father that that we are very close and we grew up, you know. I really look up to the things he does and look and really try to see him as a role model. And on a basketball court, I think that I was able to play with great players. And like I said, the last 2 years, being able to work with amazing coach that actually said so many things, so many great things about this team, about Fenerbahce and how everything goes over here. I was able to be next to James Nally, who already played here. So though, for sure, those two guys helped me and put me on the best spot to hear great things about this club. Tek bir oyuncu yok örnek aldım aslında rol model olarak. Babama çok yakın ve ailecek çok yakınız. Hep onu örnek alırım. Rol modelim odur aslında. Çok mutluyum. Burada orada oynadığım için, Partizan da benim için çok güzel oyuncularla birlikte oynadık. Müthiş bir takım. Müthiş bir antrenörle çalıştım ve o da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bana hep anlattı. Aynı zamanda James Nunnally de bana örnek olmuş oldu bu konuda. O da burayı çok iyi bilen bir oyuncu. Bu şekilde. Harika. Bir son birkaç sorumuz kaldı, programımızın da sonuna geldik. Biraz basketbol dışında merak ediyorum. Hobileri nelerdir, basketbol dışında neler yapar? Çünkü biliyorum antrenman ve maç programları sezon içinde çok yoğun oluyor ama vakit bulabildikçe kendine nasıl zaman ayırabiliyor, neler yapıyor? Although we have a really hectic schedule with the National League and the Euro League and everything, when you do have some free time, what do you like to do? What are your hobbies? I think to enjoy with the family. We are very close. Last 2 years, that was actually the first time I left Israel to play somewhere else. So even this experience was very united for us as a family. You know, they came lots of time to visit and stay major time with me. So it really, you know, got us together, and we are happy that we have experience to really travel the world, see places, being able to explore different cultures. And now in Istanbul, this is something big, and we would love to experience that the best way. Boş vaktimde aslında aileyle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Çok yakınız. Partizan tecrübesi İsrail'den ayrıldığım ilk
zaman oldu ve 2 yıl ayrıydım. Ama bu aslında bizi daha da çok birleştirdi. Çünkü hep sürekli geldiler, birlikte vakit geçirdik. Güzel bir tecrübe çünkü dünyayı birlikte görme şansınız oluyor. Değişik kültürler kesinlikle tanıyabiliyorsunuz. Ve İstanbul'da olmak inanılmaz bir şey. Şimdi buraları tecrübe edeceğiz inşallah. Evet, eminim pek çok şey tecrübe edileceksin. Pek çok şey, yeni şey deneyeceksin. Biz de adettendir her yeni gelen sporcuya taraftara mesajı alınır. Taraftara mesajını öğrenmek istiyorum. Sezon öncesi onlara ne söylemek istersin? Ondan sonra da yavaş yavaş artık programımızı kapatalım. And lastly, as we ask all the players that come to Fenerbahçe, what is your first message to the fans? Like I said, we will try to bring everything we got. We'll try to come and fight in every game. We know exactly what they expect for. And the first thing that I will be able to promise that we will fight till the end and we will give everything we got to come up winning. Her şeyimizi verip her maçta savaşma için söz veriyoruz. Çünkü onların beklentileri de biliyoruz ve kazanmak için her şeyi yapacağız. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Tanıştığıma çok memnun oldum. Taraftarlarımıza da biraz kendisini bu programımıza tanıtmak istedim açıkçası. Umarım güzel bir sezon geçer. Önemlisi tabii ki sakatlıksız, sağlıklı bir sezon geçirsin. Sezon sonu da yolu şampiyonluk olsun inşallah. She thanks you and wishes you a great healthy season with championship in the end. Thank you very much. Thanks for having Thank me. Thank you so much. Welcome back again. Thank you. Defne'cim sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Rica her ederim. Programda ya da her röportajda bizi kırmayı tercüme yapıyor. O yüzden sezon içinde seninle de bol bol görüşeceğiz diye. Evet, günün röportajı programında Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Yan Madar bizlerle birlikteydi. Onu sizler için tanıtmaya çalıştık, onu biraz anlamaya çalıştık. Biz yine tabii ki sporcularımızla bu programımızda olacağız diyelim ve şimdilik hoşça kalın.